Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Galatasaray'daki transfer haberlerini değerlendirmeye çalışacağız. Yine çok özel bilgiler var. Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aralıklı olarak da yeni YouTube kanalıma transferle ilgili gelişmelerle alakalı yeni videolarda yüklemeye çalışacağız. Galatasaray'da neler yaşanıyor? Dün Twitter hesabından da paylaşmıştım. İki oyuncuyla bugün Türk Telekom stadında Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın katılacağı imza törenleri gerçekleştirilecek. Daha sonra iki transfer kapa bildirilecek. Kim bunlar? Aytaç Kara ile Alparslan Öztürk. Biliyorsunuz Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı özellikle Fatih Hoca istemişti. Yine Alparslan Öztürk transferinde Fatih Terim istemişti. Mevcut yönetimde bu iki oyuncuyla alakalı görüşmelerini sürdürüyordu. Artık son noktaya geldi. Dün de Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı. Transfer dönemi resmen başladıktan sonra Galatasaray yönetimi biliyorsunuz 19'una kadar göreve devam edecek. Ancak 14 Haziran'da Galatasaray top başı yapıyor. Yeni transferlerin de yeni sezona hazırlanması lazım. 22 Temmuz'da özür dilerim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynanacak. O yüzden yeni transferlerin bir an önce takıma adapte olması için bu imzalar bugün atılıyor. Saat 15'te Türk Telekom stadında Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk kendilerini üçer yıllığına Galatasaray'la yapacak sözleşmeleri imzalayacaklar. 14 Haziran'da da ayaklarının tozlarıyla Florya Metin Oktay tesislerinde Selçuk İnan yönetiminde başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılacaklar. Bu bilgiyi verdik. Peki bu oyuncular ne kadar kazanacak? Yıllık 6 milyon TL kazanacak arkadaşlar. İki futbolcuya da 6 milyon TL ödenecek ve sözleşmeleri üçer yıllık olacak. Yine bu iki oyuncu dışında Ömer Bayram'la alakalı da yeni gelişmeler var. Fatih Hoca'nın raporu doğrultusunda bu oyuncunun sözleşmesi de uzatılacak. Onu söyleyelim. Bu yönetim mi yapar, yeni seçilecek yönetim mi yapar, onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Maaşında da yine biraz zam yapılması da bekleniyor. Tahmin onun da maaşının 6 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Yine Galatasaray'da transferle alakalı şunları söyleyeyim. Yeni gelecek yönetimlerden gelen bilgiler doğrultusunda şunu net bir şekilde söyleyelim. Falcao ve Feghouli ile kesinlikle yollar ayrılmak isteniyor. Arkadaşlar şu bilgiye ulaştım. Falcao'nun Galatasaray yıllık maliyeti 11 milyon euro. Kapa biliyorsunuz 5 milyon euro bildirildi. Ama 5 maç oynarsa 500 bin euro prim alır şeklinde sözleşmesinde böyle inanılmaz detayların olduğu belirtiliyor. Belki gelecek yönetim, yeni gelecek yönetim bunu açıklayabilir. Ama inanılmaz bir rakam ve 11 milyon euro daha önümüzdeki sezon Galatasaray'ın Falcao'ya ödemesi gerekiyor. Ki Galatasaray'ın maaş bütçesi 50 milyon euro civarında. Bunu 40 milyon eurolara kadar düşürmesi gerekiyor. Yani hatta 30-35 milyon eurolardan bahsediyorlar. Bu rakamlara düşürmesi gerekiyor. O yüzden yıllık maliyeti 4 milyon euro olan Feghouli, 11 milyon euro olan Falcao gibi oyuncularla mutlaka yollar ayrılmak isteniyor. Biliyorsunuz zaten uzun sakatlıklar yaşadı, sık sık sakatlıklar yaşadı. Kendisiyle alakalı Galatasaray içindeki herkes inanılmaz profesyonel oyuncu diyordu ama aldığı rakam Türkiye şartlarının ve bu dönemde gelirlerin azaldığı dönemde inanılmaz yüksek. Şimdi soran oluyordur mesela 11 milyon euroyu nereden çıkardın diye. Arkadaşlar 7,5 milyon euro zaten garanti ücreti var bu adamın. Ve 5 maç oynarsa 500'er bin euro ekstra bonusları var. Onu geçtim. Artık Türkiye'de kulüpler oyuncuların vergilerini de ödüyor. Bu vergi oranı %40. 7,5 milyon euroya %40 da vergi oranı eklerseniz rakamın nerelere çıktığını görebilirsiniz. Dediğim gibi Galatasaray'dan çok net kaynaklardan aldığım bilgi oyuncunun yıllık maliyetinin 11 milyon euro olduğu şeklinde. İnanılmaz bir rakam. O yüzden yeni gelecek yönetimler mutlaka Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Bu arada 14 Haziran'la alakalı da çok kısa bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başlayacak. Bu arada genç oyuncular da 14 Haziran'daki
kampa dahil olacak. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Bir de kiralık olarak giden oyuncular vardı. Onların neredeyse tamamını da Fatih Hoca yeni sezon hazırlıklarına davet etti. Kim bu oyuncular? Biliyorsunuz Atalay Babacan Adanaspor'da oynamıştı. İyi de bir sezon geçirmişti. Erkan Suyer Turgutlu'daydı. Ümit Milli Takımı'nın oyuncusu. Yetenekli bir oyuncu. Boluspor'dan alınmıştı. Yine Abdülsamet Karnuçu. O da bu sezon kiralık gitmiş ve iyi bir performans ortaya koymuştu. Yine Ümit Milli Takımı'nın oyuncularından bir tanesi. Süleyman Luş. Yine Galatasaray'ın sol bekinde şu anda hiçbir futbolcu yok. Alex Moreno ile görüşmeler devam ediyor. Birebir hani yöneticilerin telefonla konuştuğunu duyan bir arkadaşımdan aldığım bilgi. Alex Moreno ile görüşmeler devam ediyor. Kendisi İspanya Ligi'nde forma giyiyordu. Bu oyuncu kiralanmaya çalışıyor. Onu söyleyelim. Süleyman Duş dışında Gökay Güney Bandırma Spor'da forma giyiyordu. Stoper ve orta saha özellikleri olan oyuncular. Bu oyuncuların hepsi 2000-2001 doğumlu oyuncular arkadaşlar. Onu belirtelim. Bu oyuncular dışında yine biliyorsunuz Yunus Akgün de Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşamıştı. O bir hafta sonra kampa katılacak. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde playoff maçları oynamıştı ve onun için sezon daha uzun sürdüğü için bir hafta kendisine daha fazla izin verildi. Bu oyuncular dışında Uğur Şempir arkadaşım yazmıştı. Ben onun tweetinde gördüm. Yine U19 takım biliyorsunuz fırtınalar estiriyor Galatasaray'da. İnanılmaz iyi gidiyorlar. Namağlup gidiyorlar. Bartu Elmas, Eren Aydın, Sarper Çağlar, Metehan Baltacı. U19 takımının en önemli oyuncuları bu isimler. Bu dört oyuncu da Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarına davet edildi. Onu da söyleyelim. Yine Ali Yavuzkol, Denizli Spor'da kiralıktı. Emin Bayram, Bolu Spor'da kiralıktı. Bu oyuncular da Galatasaray'ın 14 Haziran'da başlayacak yeni sezon kampına dahil edilecek. Onu belirtelim. Bu arada dediğimiz gibi transferle alakalı sıcak gelişmeler oldukça yeni videolar çekmeye ben devam edeceğim. Bugün iki tane kap bekliyoruz Galatasaray'dan. Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara transferleri. Bundan sonra da gelişmeler oldukça YouTube kanalında yeni videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen abone olun, yorum yapın, eleştirilerinizi özellikle bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.